insanlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her zaman baş tacı olarak beklendiğinizi biliyorsunuz. Zaten bu mekan sizin. Bugün ozanların efsanesi diyeceğiz. Baki Kılıcazlar. Bizim Bozok platosunda yanık türkülerin, ezgili bozlakların, herkesin gönlüne sirayet eden yanık havaların, acıklı havaların üstadı Baki Kılıcazlar. Bu arada bizim Yozgat'ımızın en çok kültürel hizmetlere emek harcayan kıymetli kültür abilerimiz Osman Özdemir hocam. Ne güzel. Bir milli eğitim bürokratı aynı zamanda. Kıymetli Ali Rıza Atasoy hocam gibi, o da bir milli eğitim bürokratı. Evet güzel insanlar, Ayaş Belediye Başkanımız, Anavatan Partisi'nin efsane bürokratı, kıymetli Başkanımız Mehmet Akrol, gazeteci yazar. Yine Yozgat'ımızda tarım duayeni, aynı zamanda kültür abidemiz yine Ramazan İler Başkanımız, yeni fakülünün başkanı. Kırşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanımız, kıymetli Halim Çakır. Aynı zamanda kıymetli valimiz Kadir Çakır'ın da amcası. Değil mi başkanım? Amca oluyor. Amca oluyor. Sayın birader. Efendim, Azerbaycan Kültür Müdürümüz buraya gelin şöyle bir gözükün efendim. Zeynep Nahçıvanlı. Türkülerin efsanesi Songül Yılmaz. Kıymetli Yabanlı Türkmen Oymakları Başkanımız Elmas Yağmur Başkanımız şereflendirdiler. Türkiye'de her zaman söylüyorum, dürüst siyasetin sembolleşmiş abidevi şahsiyeti, her kulvarda kabul gören beyefendiliği, nezaketi zarif üslubuyla bir Kırşehir sevdalısı, bir Türkiye aşığı, kıymetli Mehmet Atıf Parmak Başkanım şereflendirdiler. Yine matematik duayeni diyeceğiz, kıymetli Duran Barbil hocama misafiri de olduk biz İskenderun'da, Hatay'da misafir olduk. Tüm besteleriyle hit şarkılara imza atan Ozan Sevda'yı yanımızda. Ve yine bizi Hatay'da ağırlayan kıymetli Payas Belediyesi'ndeki emekleriyle Cafer Türkseren hocam, Radyo Şiircen'in de duayeni kendisi. Salih Şimşek Başkanım. Taşkın efendim. Salih Taşkın Başkanım, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanlarından, aynı zamanda Bitlisli güzel insan. Murat Duman, zaten buna hangi özelliği sayacağım bilmiyorum ama bestekarlığıyla tarif edelim kendisini. Unuttuğumuz duayenlerimiz, aman kusura bakmasınlar. Efendim? Murat Duman hocamı da bilir. Güzel insanlar. Şimdi 1970'li 80'li yıllarda herkes radyoyu toplumun önüne koyar, değil mi hocam? Şöyle bir de gönderirler, frekans ne tarafa tutuyorsa, bu Baki Kılıcı Aslan'ı bir dinleyelim diye. Sivrisinek, aslım paktır, hiç kin yoktur özümde. Kız Meyrem Bey. Mutlu musun? Aramaz oldum dedin ya, eseri çok... Ya bu eser sayarsan hit türkülerin hepsini hem yazıyor hem söylüyor o güzel evet. insan. Şimdi bugün bize Sivrisineği söyleyeceğim. Sivrisineği kısaca bir hikayesini anlat. Aha Orhan babam anlat. Tamam. Kameraya. Orhan babam anlat. Sivrisinek 1951-52 yıllarında Şabanözü'nün, Çangır'ın, Şabanözü Gazası'nın Mart köyünde Ahmet'le Gülli isminde iki tane öğrenci ilkokulda birbirleri aynı okulda okuyorlar. Birbirlerini ilk okulda istiyorlar daha doğrusu ama Ahmet çok bağlı. Babası kamerayı anlatsın Ozan'ım. Babası 7 yaşındayken vefat ediyor. Ahmet annesiyle yetim kalıyor. Bunların tarlası, arazisi olmadığı için köyün affedersin eskiden sığır dillerdi, sığır çobanlık yapar. Sığır çoban duruyorlar, danalar yapıyor, şey diyor. İkisi de diyor, yetişiyor. Kız ağanın kızı olduğu için kıza sağdan soldan dönür geliyorlar. Fakat kız hiç Ahmet'i sevdiği için Ahmet'ten gayrı kimse istemiyor. Ne diyor kız? Ahmet'e ne babam diyor, vermezse vermesin, sen diyor bize bir düngürcü gönder diyor. Düngürcü gönderiyor. Ağa soruyor, niye geldiniz? İşte biz diyor Güllü diyor, Ahmet'e istemiyor. Oğlum diyor, ben kim, siz kimsiniz? Bir çobana diyor, bir ağanın kızı verilir mi?
bu kapıdan kovuyor buna. Girin buradan diyor. Bir daha şey derseniz sizin ayaklarınızı kırarız. Bundan korkularına geri dönüp gidiyorlar zavallılar. Aradan işte 10-15 gün, 20 gün geçiyor. Rızına korkuyor, oğlan korkuyor. Baban gelip 4 tane kardeşi var. Beni öldürürler. Ben seni nasıl kaçırırım? Eskiden iki katlı çardak derlerdi köydeki kadar. Altı unluk ağır şey, üstü ev. Orada oturuyorlar. Kız gündüzden kendini Ağustos'un 15'ine tam ırgatlığında orakla düşmenin tam o zamanında. Salonda yengeleri içeri odalarda yatıyor. Onlar salonda yatıyorlar. Tabi Ağustos'un tam tavında ırgatlığın içerisinde millet yoruluyor. Akşam geldim yemeğini yiyip yatıyor. Affedersin altına hayvan tezler koyuyor. Köyün odasının salonu, yani yattığı salonun orada şey var, ufak pencere var, başlığa bakar. Pencere, kendi halkı üstüne bir şeyler görüyor. Özellikle Ahmet'i sevdiğini gelinler biliyorlarmış, abiler, hanımları. Akşam yatarken elbiselerini alıyorlar. Ben kaçacak diye bir şeyler alıyorlar. Bize gecelik sabah karşı saat 4-5'te kız o pencere nasıl bahçeye oradan ta köyün üstüne yılgınlıkla buluşacak var. Yılgınlığa iniyorlar. Yılgınlığa inecek bu hep üşüyor. Üşüyünce herkes görecek ki bembeyaz kefen gibi üstünde elbise. Yılgınlığa kızı bağlıyor. Başka köye gidiyor. Oradan bayisinde hanımla elbise avluya gidiyor. O gelince kız orada sineklerin sokması neticesiyle kısa anlatıyorum. Sokması neticesiyle 500 metre daha içeri gidiyor. Orada zehirleniyor, kız vefat ediyor. Onun üzerine yazdık bu eseri. Yani. Hmm. Yaşda terme çayını tutuyor, yana yana da güzel oluyor, ömrüm bitiyor. Zalim ayrılıktan imanıma yetiyor. Sivrisinek nasıl oy, kaydın gülümeye. Zalim ayrılıktan imanıma yetiyor. Hayesinek nasıl oy, kaydın gülümeye. Karatepe'de yüz beyi yine bağladım. Geldim bulamadım da gizli oy, gizli ağladım. Güvenemedim de kollarını bağladım. Sivrisinek nasıl oy, duydun gülüme. Veremedim de kollarını bağladım. Sivrisinek nasıl oy, duydun gülüme.
yine kararıyor da zulüm yaroy havanın ardı. Gezdim bulamadım da muhanet yaroy koca bir mardı. Doğru istedim de kardeşlerin şımardı. Sivrisinek nasıl kıydın güdüme. Doğru istedim de kardeşlerin şımardı. Sivrisinek nasıl kıydın güdüme. Seni değil gımanlara bağladım, bulamadım da uğrun ağladım. Köyde mi diye de zalim yaroy haber yolladım. Sinekler yemiş de annem annem benim güllüm. Kayde mi diye de zalim yaroy haber yolladım. Sivrisinek nasıl